Futbol benim için çok önemli bir şey. Küçüklükten beri yani kendim ne yaptığımı hatırladığımdan beri futbol oynuyorum. Hayatımın önemli kısmını kaplardı. Küçükken sokakta oynadığımız maçlar, mahalledeki günlerimiz, annemin verdiği kısıtlı izinler. Ama sokak futbolu hep yani o günkü futbol hep bir hayatımdaki en büyük zevklerden biridir, hobimdir. Ya şimdi evimde bile minyatür kaleler vardır. Maçtan geldiğimde bile, antrenmandan geldiğimde bile 5-10 dakika mutlaka araya dalar çıkarım. Yetenek sokaktan çıkar, yetenek halı sahadan çıkar, yetenek altyapıdan çıkar, yetenek futbol okulundan çıkar. Eğer yetenekliysen, çalışıyorsan mutlaka bir yolunu bulursun çıkmak için. Halı sahada bunlardan bir örneği yani. Olabilir, niye olmasın? Halı sahada biri senden önce top oynar ve eski futbolcudur, o tanıdığına söyler. Öyle öyle bile gidersin yani. Yani benim söylediğim şu, sen iyi futbolcuysan, iyi oynuyorsan birilerinin seni görmeme şansı yok yani. Mümkün değil böyle bir şey. Halı saha ligi muhteşem olacaktır. Çok keyifli olacaktır. Bir defa her yere ulaşmasıyla, ülkenin köşe bucağına ulaşmasıyla muhteşem olacaktır. Ve tabii dediğim gibi Nike'ın da buna katkısıyla. Muhteşem bir organizasyon herkesi bekliyor. Umarım keyifli, fair play, bizim yapamadığımız fair play'i, uygulayamadığımız örnek davranışları orada halı saha liglerinde halkımız, oradaki arkadaşlar gösterir. Şimdi bazen çok önemli maçlar oluyor. İşte diyorlar ki nasıl motive oluyorsun, nasıl hazırlanıyorsun? Nasıl hazırlanıyorum? Küçükken mahallede kolasına maç yapıyoruz. Cepte para yok. Kaybedersen kolayı nasıl ödeyeceksin? Onun stresinden daha büyük bir stres olabilir mi hayatta? Verdiğin sözü tutamamaktan daha büyük bir stres olabilir mi? Tabii o zaman yeteneğimize güvenir. Genellikle maçları, genellikle değil, hep ben kazanırdım. Sonra kolalar alıp bakkalın buzdolabında biriktirdim. Canım istediğim zaman o kollardan bir tane içerdim. Orta kafa gol oyunu şöyle bir şey. Bizim mahallede ürettiğimiz bir oyun şundan dolayı. Mahallenin bir tarafında kale var. O kaleye sağ taraftan kesinlikle orta yapılmıyor. Çünkü sol tarafı açık. Sol taraftan orta yapılıyor. Bazen ben oradan sol ayağımla orta yapıyorum. Ama genelde topu sağ ayağımı çekip sağ ayağımla içeriye doğru atıyorum. Ama benim meşhur yaptığım, hani maçlarda hep kullandığım orta pas şekli hep oradan çıkmıştır. Gerçi benim hayatımda genelde orta diye bir şey pek yoktur. Yani ben ortayı da pas olarak kullanırım. Yani eğer bir adam varsa, gördüğüm biri varsa o topu ona atarım. Orta kafa gol oyununda o yüzden benim gelişimimde farkında olmadan inanılmaz bir şey sağladım. Bu da sokak futbolunun bana katkıları diye düşünüyorum. Gerçi ben tamamıyla sokak futbolunun profesyonel futbola bir yansımasıyım diye düşünüyorum açıkçası. Halı saha futbolu şimdi artık devir değişiyor. Binalar çoğalıyor. Sokak futbolunun oynanacağı yerler çok azalıyor. O yüzden bu futbola yakın en iyi yerde nerede oynayabilirsin? Halı saha. Ve futbolun en keyiflisi, en zevkli olanıdır. Bence o yüzden bu ilgi sürekli artıyor. Artarak da devam edecek. Halı sahalar ileriki yıllarda daha da kıymete binecektir diye düşünüyorum. Ben de futboldan sonra haftada 2-3 gün halı sahada oynamayı düşünüyorum açıkçası. Kötü olaylara geri dönmek istemiyorum. O yüzden nasıl alışmam gerektiği, alışmak zorundaydım. Kendim için, hayatım için, ailem için, sevdiğim değerler için alışmak zorundaydım. Ve sonunda alışmak zorunda olduğum şeyin aslında muhteşem bir şey olduğunu fark ettim. Avrupa'nın en önemli kulüplerinden bir tanesiyle futbol oynuyorum. İnanılmaz kupalar kazandık. Yani 3 tane kupa kazandık. Üçü de birbirinden değerli. Üçü de birbirinden iyi futbol oynayan rakiplere karşı. Üçü de birbirinden büyük kulüplere karşı. Ve bunu başarabilmek, o takımın parçası olabilmek muhteşem bir şeydi. Yani Madrid'deki yaşama ayak uydurdum. Dile ayak uydurdum. İnsanların sempatikliğine ayak uydurdum. Ben her zaman içimden geldiği gibi davranan bir adamım. İçimden gelen şeyler uğruna zaten. Belki de benim çok daha yani muhteşem bir konumdayken içimden geldiğim şeyleri söyledim diye ülkemde sıkıntı yaşamıştım. Ama şimdi görüyorum ki içinden gelen şeyleri söylemek bazı yerlerde çok daha fazla değerli. Bu değeri de burada çok fazla hissediyorum açıkçası. İstanbul'un en çok neyini özlüyorum? Bunlar kendimle bile paylaşmak istemediğim şeyler. O yüzden bunları açığa çıkartmak istemiyorum. Özlediğim şeyler tabii ki de var. Ama çok fazla özlem duygusunu yaşayan bir insan değilim. Beni özleyen bir şey varsa, özleyen bir şey varsa, biri varsa zaten artık teknoloji çok gelişti. Uçaklar var, falanlar filanlar, yemekler, yiyecekler, kişiler. İsteyen istediği gibi gelebilir. Kelimelerin benim için yetmeyeceği bir şeydi o gün. Yani o güne hazırlanışımız, hissedişimiz, hala bile tüylerim diken diken oluyor. Çünkü gerçekten çok inanmıştık. Açıkçası da her şeyimizi verdik. Kanımızı, terimizi, mücadelemizi, yani her şey muhteşemdi. Hele 100 bin kişinin önünde Madrid derbisinde Real Madrid'i yenmek Bernabeu'da. Yani dünyada belki de bu sene hiçbir takım böyle bir şey başaramadı. Çok az bir takımın başaracağı bir şeydi. Ama bunu yaptık. Hak ederek yapmamız güzel bir şey. O yüzden kariyerimdeki en güzel anlardan bir tanesiydi. Ve Atletico Madrid'in tarihinde de çok özel bir yer taşıyor bu galibiyet. Ve bu galibiyetin önemli bir parçası olmak benim için gurur verici. Tekrardan Türk bayrağını omuzuma almak önemli bir seremoniydi. Gurur verici.
Muhteşem bir şeydi ya, anlatılmayacak bir şey. Çok yani sevinçten çok ağladım. Ben çok duygusal bir adamım. Yani düdük çaldığında bir 5 dakika hüngür hüngür ağladım yani.